Hafta içi Beşiktaş'a karşı gerçekten çok çalıştık. Çok iyi hazırlandık. Çok çalışmayı seven bir oyuncu grubumuz var. Bunu da bildiğim için ben ve ekibim de çalışmayı seven ve çalıştıran bir ekibiz. Kolay kolay oyuncuları yani boş bırakmayız. Hem takımın gelişimini hem oyuncuların gelişimini sağlayabilmemiz için tesiste biz de onlarla beraber yatıp kalkıyoruz. Sonuçta Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. İyi çalıştık dersimize. Antrenmanlarda bazı oyuncularımız belki biraz acı çekiyorlar. Ama acı çekmeden de başarı ve zaferler gelmez. Biz bu hafta gerçekten çok iyi çalıştık. Taktik disiplin olarak rakibimizi ne yapacağını ve bizim onlara karşı hikayemizin ne olduğunu çok iyi anlattık. Oyuncuların da taktik disiplin olarak maç başından sonuna kadar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Oyunun son bölümlerinde birazcık fizik olarak oyundan düştük. Bu sistemde fizik olarak birkaç hafta sonra birazcık daha takımımızın seviyesini yukarıya çekebilirsek çok daha iyi bir Konyaspor olacağını düşünüyorum. Çok daha iyi mücadele eden, savaşan, başarılı olabilecek bir takım yaratmaya çalışıyorum. Bütün planlamam, bütün hedefim ve hayalim bu. Bugünkü galibiyeti her ne kadar bugün tribünler boş olsa da sanki doluymuş gibi büyük Konyaspor camiasını ve taraftarlarına, başkanımıza, yöneticilerimize, herkese bu galibiyeti armağan ediyorum. Oyuncularımı da bugünkü mücadelelerinden dolayı istekli, arzulu olmalarından taktik disiplin anlamında hiç taviz vermeden maç sonuna kadar bir tek şey hariç ellerinden gelenlerin en iyisini yaptılar. Onlara tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. 4-0 iken yediğimiz gol kabul edilemez. Bunu zaten görüntülerini hafta içinde takımımıza göstereceğiz. Maç 4-0 olabilir, 0-0 olabilir ama böyle ucuz gol yememeliyiz. Bunun üzerinde de yani 4-0 iken bu golü yememiz bizim için bir artı oldu, avantaj oldu. Bir daha böyle bir gol yemememiz için bunu hafta içinde yaptığımız analizlerde takım ve oyuncularıma göstereceğim. Sonuç olarak çok güzel bir galibiyet. Beşiktaş gibi büyük bir takımı burada 4 golle yenmek, hatta birkaç tane daha net pozisyonlarımız var. Çok güzel bir, anlamlı bir galibiyet oldu. Ben ekibimi, oyuncularıma teşekkür ediyorum bu galibiyetlerinden dolayı. Hocam iki sorumuz var. Bir, bu sezonki gerçekçi hedefiniz takım olarak? Gerçekçi hedefimiz şu anda, ne yalan söyleyeyim, ortaya bir hedef koymadık. Hedefimiz bizim ilk 10'un içinde bitirmek, ilk 8, ilk 6, yani ilk 10'un içinde diyebilirim. Bunun içinde 1, 3, 5 hepsi giriyor sonuçta. Eksiklerimiz var. Bizim birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Yeni geldik ama yeni gelmemize rağmen oyuncular bize, biz oyunculara iyi adapte olduk. Anlatmış olduğum, yaratmaya çalıştığım oyun sistemine ilgili de algılayabiliyorlar, yapmak istiyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Söylediğim gibi bunu birazcık daha geliştirip fizik olarak takımın fiziğini biraz daha üst seviyeye çekersek bence önümüzdeki haftalarda biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. İkinci sorumuz, bugün hücumda çok iyi bir Konyaspor vardı. Turam takımdan ayrıldı. Onun yerine başka forvet düşünüyor musunuz? Kulübümüzün imkanları doğrultusunda bir veya iki tane daha oyuncu takviye yapabiliriz. Şu an arayış içerisindeyiz. Kulübümüzün imkanları doğrultusunda bir veya iki tane oyuncu daha takımımıza takviye yapabiliriz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.